Annemin isteği üzerine bu malzemeleri hazırlayacağım. Geri kalan kısımda annem gelecek ve sizlere hazırlayacak. Çikolata soslarımız, 2 bardak su bardağı unumuz, gördüğünüz üzere yağımız, 2 yumurtamız, tuzumuz, 1 çay bardağı kadar sütümüz, 1 paket kuru mayamız, instant mayamız, bu kadar şekerimiz, yarım çay bardağı ya da 1 çay bardağı ve vanilyamız. Ne tatlı ne de tuzlu bir hamur elde edeceğiz. O yüzden bu şekilde görüyorsunuz, karıştıracağız. Evet. Şekerimiz, mayamız, tuzumuz, sütümüz. Bunun kıvamını belirleyecek olan sizin ununuzun kalitesi ve yumurtanızın büyüklüğü. İsterseniz sütü olmayanlar yoğurt da koyabilir. Eğer hiçbir şey yoksa hiçbir şey koymayabilirsiniz de sadece suyla da yoğurabilirsiniz arkadaşlar. Birazdan elimle yoğurmaya başlayacağım. Evet, malzemelere göre bir bardak daha katıyorum. Ve elimle karıştıracağım şimdi birazdan. Gördüğünüz kadar bir yağ koydum. Şimdi asıl yoğurma işlemlerimiz başlıyor. Evet, malzemeyi yağ ile beraber bir güzel karıştırmaya başlıyorum. Arkadaşlar ben dolaptan çıkarttım ama sizden ricam lütfen siz akşamdan çıkartın. Oda sıcaklığında olsun yağınız. Sizin işinizi daha çabuk kolaylaştıracaktır. Şu an benim yağım bozuktan çıktı, yani dolaptan çıktı. Çok sert. İyice yoğuracağım. Size de en son halini göstereceğim. Evet, hamuru yoğurdum. Çok uğraşmadım. Öyle elim konum çok sert bir hamuru yoğurmadım. Bakın. Cıvıklık bu. Bunu şimdi ağzına streçleyeceğim. Sonra da bekleyecek 2 saat mayayı. Evet, ben hamuru yoğurdum. Cıvıklığını gösterdim. Dinlendikten sonra biraz daha ihtiyaç duyarsa un katacağım. Bu kıvamı elde edene kadar un kattım arkadaşlar. Yani siz yavaş yavaş ekleyeceksiniz. Ben ortalama 4,5 bardak un kullandım. Siz ne kadar istiyorsanız o kadar kullanabilirsiniz. Sizin yapacağınız miktarla doğru orantılı ve ununuzun, yumurtanızın kalitesine, büyük bir yumurta kullanıyorsanız tabii ki çok un gidecek. Ununuzun cinsi, buğdayınızın cinsi hangi türdeyse ona göre de farklılık gösterecek. Her zaman hep yaptığınız birebir ölçüler aynı tutmayabilir. O yüzden de yavaş 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 ekleyerek yapacaksınız. Bunu hatırlatayım istedim. Hepinize kolay gelsin. Hoşça kalın. Hoş geldin. Hoş bulduk. Buzdolabı poşeti mi istiyorlar? Kahvelerle birlikte dışarıya getiriyorum. Tamam canım. Hadi görüşürüz. Dediğim gibi hoşça kal. Anne başlat dedim. Başlattım. Boşa gidiyor. Sevgili izleyicilerim, şimdi yapmaya başlıyoruz. Hamurumuz gerçekten çok güzel olmuş. Kızımın ellerine sağlık. Bir kedi olalı fare tuttum. Olur mu kız? Niye öyle söylüyorsun? Sen her zaman güzel yaparsın. İnanmam. Bazen bozutuyor. Tamam, güzel. Hamur keseceğimizi de verecek misin? Tabii ki. Bu yağlı hamur mu? Yağlı hamur. Deseydin ya baştan. Sen dedin ya anne ya kaçacağım şunu katacağım malzemeleri karıştır diye unuttum gene. Kaç bezimiz çıkarsa şansımıza.
Bu büyüklük. İyi. Olsun ki. Biraz büyütsek mi, böyle mi iyi? Böyle iyi. Azıcık hamurumuz kalıyor, hangisine koysak? İstediğine koy, sen biliyorsun. Ben bilmem. Ben bilmem, annem bilir. Anlatmayı planlıyor musun? Sevgili izleyicilerim, kısık ata işte bu şekilde üstüne yağımızı döke döke pişirirsek içini gayet güzel çeker. Bakın gayet de güzel, üstü de kızardı, altı da kızardı. Yani çevirmenize gerek yok. Hamurumuzu böyle alıyorum. Böyle koyuyorum. Olağanca kısık ateşte. Olduğu kadar kısık ateşte, az yanmış. Yağıyla sürekli üstüne döküyorum bir şeyi, yağıyla. Ama sürekli böyle ara vermeden döküyorum ki içini çeksin, üstü de güzel kızarsın diye. Eğer ateşimiz kısık olmazsa altı yanar, üstü de kızarmaz. Tarafı kızartırlarsa ortası hamur kalır. Evet. Maalesef. Bakın gayet güzel, hem kabardı hem de kızardı. Bakın altı da yani öyle çok güzel kızardı. Altı da güzel kızardı yani. Altına da farklı bir şey olmadı. Ne yapıyoruz anneciğim? Şöyle çöpün en içini böyle biraz sağa sola şey yerleştireceğiz ya. Desene. Çikolata. Onun için çöpümüzü şöyle dışarıya çekmiyoruz da şöyle açıyoruz. Hı hı. Ki burada bunu kolay kolay göstermiyorlar hiçbir yerde. Evet, şöyle güzelce açtık, bak içinde şey ettik, gayet de güzel. İçinde çekmiş, hamuru kalmamış. Ama hamuru hangisi? Bir dakika. Bakın sevgili izleyicilerim, bu pudra şekerimiz, böyle güzelce pudra şekerliyoruz. Çok da değil. Şöyle silkeleyerek tabii. Şimdi de içine şunu versene kızım bana. Bu çikolata, siyah çikolata sosu. Bunda az mı kalmış? Evet. Ama ben şey aldım, sen merak etme. Aa, çikolata sosunu dökme. Hı. Normal çikolata da aldım. Sıkıntı olmaz. Anne her tarafını delmiş. Koskoca sosun hepsini aldı. Maşallah, onu ben yerim. Yerim. Diyetimi miyetimi bozarım. Yerim. Ben ne toz sosu koydum sanki. Dolmuş. Tamam. Tabağımıza koyalım. Şöyle koyalım.
Anama ağlatmış sen o sosun. Ne yediğim ben ya? Beyaz çikolatalı sos koyalım. Şimdi ikinci. İyi de gösterelim. Evet. Ben de çok beğendim deyince zannettim ki. Çok oyuklama ki çikolata sosun çok gitmez. Hamurun içine gitti zannettim ben de. Dışından delmişim zannettim. Bu pudra şekeri. Evet. Hani böyle çok değmesine gerek yok ama biraz da değerse tabii ki de güzel olur. Ben sana dedim ya, ısıtalım mı anne? Çikolata sosunu akışkanlığı hızlı olsun diye. Çok mu erimiş? Dışarı koymuştum dolaptan. Bakın. Pembe çikolatalardan da atıyoruz. Annem beyaz ve pembeleri itiyor içine. Bu sosları her yerde bulabilirsiniz. Bakın kahverengi çikolata sosunun damlacıklarım da var. Tamam mısın? Ha, bitti mi? Evet. Şimdi şu küçüklerde sıra. Evet. İstediğiniz boyutlarda, istediğiniz gibi ayarlayabilirsiniz. Herkesin zevkine bağlı. Hı hı. Bakın böyle bir çöp yardımıyla önce içini biraz genişletiyorum şöyle. Sonra da içine sosumuzu, çikolatamızı basıyorum. Şu an beyaz çikolata kullandık. Evet. Yakaladım. Vallahi yakaladım. Sevgili izleyicilerim, bakın gayet güzel ve şık oldu. Hele bir de çocuklara vermek için harika oldu. Böyle yapıp gün içinde çocukların eline verseniz çikolatalı çikolatalı nasıl da sever. Evet. Son sözümüzü veriyoruz canım. Açmadın mı? Açtım anneciğim. Hayır sonra açacağız onu. Son sözümü söyledim mi de açman ve açtığımda çektiğin ne anlamı kalıyor? Hani videodaki dakika gidiyor. Ben anlamam. Şunu açayım o zaman. Fotoğrafını çekeyim de öyle aç anneciğim. Şimdi size bir tanesini açacağım ve göstereceğim. Nasıl güzel olduğunu, çocuklarımızın nasıl güzel yiyebileceğine bakın. Harika oldu. Hmm. Gördünüz mü sevgili izleyicilerim? Ben diyetimi bozmaya karar verdim. Bunu böyle çocuklarımıza versek, yani çikolatalı sandviç. Evet. Bir de bunu açar mısın? Bunun adını. Yeter kızım bir tanesi. Abone olmayı unutmayın. 100'e ulaşamadım sevgili izleyicilerim. Ve bunu ben yiyeceğim. Ve eleştirmeyi hiç unutmayın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun. Annem çok kötü baktı bana. Hepinizi sevgiyle, saygıyla anıyorum. O beni çekti ya sevgili izleyicilerim. Bir gün denk getirip ben onu çekeceğim.